geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada. Koşu yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sahil günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Daha önce aynı birlikte görev yaptığımızı bilmiyordum. Görev değil komutanım. Yaralandığımda Çiğdem Üsteğmen doktorumdu. Aa, demek buydu. Ben de bunlar nereden tanışıyorlar diyordum. İzine gidecekmiş. Daha neler? Cenazemiz var ama komutanım. Çok üzüldüm Naci. Yakının mıydı? Çok yakınım komutanım. Anamdan... Babamdan bile daha yakın. Kardeşin mi? Evet komutanım. Sarı kızım. Sarı kız. Sarı kız mı? İnek. Beni bu kadar düşünüyor olman beni biraz utandırıyor. Oysa biz sana neler yaptık. Yarışma bile düzenledik. Ya tamam. Bırak artık şunları. Geçti gitti. Gerçekten. Beni affettin değil mi? Unuttum bile. Ritmin Mustafa Altıoklar. Bizim adam lan. Görüyoruz. Ayrıca okumana gerek yok. Resimlerine bak yeter. Şşt, sessiz. Ve işte karşınızda görkemli, yüce kara ejderha. Abi herif isim takmış. Allah cezanı vermesin be ya. Ne var oğlum senin saçında? Komutanım, aslında gülünecek bir durum yok. Sarı kızımın ölüm haberi gelince üzüntüden bir gecede saçlarım beyazladı. Bu ne Naci? Mesai saatinde İngilizce falan çalışamaz. Çok istiyorsan hafta sonları seni çalıştıracak birini buluruz. Harbi mi komutanım? Sağ olun komutanım. Seni almaya gelen... Abin demek. Seni yalancı. Bir de sevgilim diyorsun. Sevgilim tabii. Koskoca üsteğmenlerin yanında sevgilim mi deseydim yani? Sonra hakkımda ne düşünürler? Tayinin çıkmadığına sevindim. Fazla sevinme. Pazartesi kursa gidiyorum. Pazartesi mi? Ama daha yeni geldin. Oradayken tekrar başvuracağım. Ya Çiğdem, yapma. Neyi yapmayayım Levent? Annemle babam çok yaşlandılar. Aileme yakın bir şehirde görev yapmak istiyorum ben. Annen baban mı? Ama sen mektupta... O zaman öyleydi, şimdi böyle Levent. Neyse, yapacak bir sürü işim var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum komutanım. Öpeyim hocam, sus, lütfen. Bırak, öpeyim. Bırak, manyak herif komutanım. Sağ ol. Aferin Hamza. Bak bir de arıza diyorlar çocuğa. Hı-hı. Öyle değil mi Kerim? Tabii komutanım. Sağ olun komutanım. Allah, manyak ya, herif. Nasıl söylesem bilemiyorum ama. Arkadaşken... Daha çok eğleniyorduk değil mi?
ve daha iyi anlaşıyorduk. Tamam kes yeter be. Tezahürat için içten teşekkürler. Ah. Ama şimdi dağılın. Ya Vastek Kerim görürse kabak benim başıma patlayacak ha. Aferin Arzu abim ya. Sen var ya bu gidişle profesör olursun valla. Tabii şimdi bu ilim İtalya'da olsun ne bileyim Sicilya'da olsun arar bulur bu çocuk valla. Utsil ortaokul. Utsil lise. Oho oku oku bitmez uşağım. Arzu abi. Ya öğrencilik de askerlik gibi olursa? Vallahi en iyi ihtimal çift dikiş gitse alt dışarıdan 12 yılda lise diploması alırsın. Çok komik. Babacanlar asker olabilirsiniz. Çavuş da olabilirsiniz. Ama siz sanatçı olamazsınız. Aztek bakar sizin çarenize. Neyse ki eğitim hayatı beni olgunlaştırdı. Belli bir seviyeye getirdi. Yoksa vallahi bir tatsızlık çıkarırdım maazallah. Vay eğitimli Arzu abi benim eğitimli. İlk aşkım liselum benim. Şşş örtmen gelin. Aman abi. Örtmenim. Günaydın örtmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın hocam. Günaydın çocuklar. Otur çocuğum otur. Sağ olun öğretmenim. Eğlenecek başka bir şey bulamadınız değil mi? Hamza. Aferin yavrum. Hep böyle öğretmenlerine karşı saygılı ve örnek bir öğrenci ol. Tamam mı yavrum? Tamam bravo, mı çocuğum? Bravo, bravo. Beş pek iyi. Ulan ben size yıldızlı pek iyi verdim de dersi kaçırırım diye korkuyorum. Aferin abi. İşte böyle çalışırsan elman kızarır, kurdeleyi çabuk takarsın. Dur bakayım çocuğum. Bir dakika, bir dakika. Bak buralar kırışmış. Bak. Ataç takman lazım. Takma ataç. Takman lazım. Ver ver bir de kenar süs yapayım ben sana. Ya, dur süs. Dur bir dakika. Oğlum bırakın dur. Bak bir ağrıdım çıkarayım. Bir dakika ver süs yaparım. Versene şunu kenar süs yapacağım. Bir dakika ne oldu? Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Uşaklar hep beraber arıza yaptık. Beyler topuk. Hadi lan gelin buraya. Bu defteri de sağlarım. Kim verecek öğretmenime de diyeceğim ben. Öğretmenim komutanım de. Oh. Hamza! Arıza herif! Öğretmenim, öpeyim hocam! Buyurun hocam, makamınıza geçin! Çocuklar! Buyurun hocam! Buyurun. Şuraya bak şuraya! Buyurun şuraya! Devlet malına zarar, sorumsuzluk, tutarsızlık, israf! Hocam! Şımarıklık! Öğretmenim, arkadaşlar şey yapınca... Tet! Yaramaz! Çıkar kağıdını hemen yazılı yapacağım! Hocam, izin verin koğuştan kopyaları... Utanmaz herif! Sen var ya sen adam olmazsın sen. Özür dilerim komutanım. Pardon. Kaldır ayağını. Geç cezalısın. Burada mı ordum? Köşede. Tamam. Geç. Kaldır ayağını. Kaldır. Hop. Seritme. Çekiyorum. Gülümseyin. Tamam. Ne haber? Suzi çekil şöyle. Sululuğun sırası değil. Bir daha buraya bak. Çekiyorum. Nasıl gidiyor? Gördüğün gibi çalışıyorum Suzi. Şimdi geyik yapamam seninle. Niye? Hem fotoğraf çekip hem konuşamıyor musun? Suzi'cim hadi güzelim sonra konuşuruz. Buraya seninle konuşmaya gelen de hata. Ya dur gitme öyle. Ya seninle ilgisi yok otur. Biraz canım sıkkın sadece. Bir şey mi oldu? Yo. Sen nasılsın? Bildiğin gibi. Yani sürekli Ferit'i düşünüyorsun. Ben inanıyorum. O da bana aşık olacak. Asıl ben sana inanamıyorum Suzi. Ya bunu konuşmadık mı? Açık açık seni istemediğini belli etti. Sen hala niye onu düşünüyorsun? Ferit'in beni istemediğini durmadan yüzüme mi çarpacaksın? Ya senin iyiliğin için konuşuyorum. Yalan mı söyleyeyim? İyiliğim için mi üzüyorsun yani? Bir kere bile Ferit seni niye istemesin? Sen güzelsin, iyisin demedin. Kıskanıyorsun sen beni. Suzi, çocuklaştın yine. Tamam tamam. Mehmet'le çıkmaya başladığından beri sana bir haller oldu zaten.
E oğlum var ya, ya suytarlık yapalım derken herifin defteri de aldık, parça pinçik ettik ya. Ya alt tarafı bir tane defter. Abi ben ona karton kapaklısını alırım akşama. Bu kadar uzatmanın anlamı yok ki ya. O değil be oğlum. Ya arızalanıp üzerimize tekrar saldırırsa? Biz daha kalabalığız oğlum. Bir ara durursak bir şey yapamaz. Ne oldu cumbacım? Birden bir tırstım bakıyor oraya. Ne tırsacağım oğlum? Tuttuğum gibi yerden yere vururum namusuma. Arızalık falan sökmez bana. Değil mi? Şu zavallı Amerikalı askeri nasıl yerden yere vurmuştu? Herif neredeyse ölüyordu lan. Oo. Yine ne kaynatıyorsunuz kızlar? Ya bu bizim jumbo yine kelle paçadan, tuzlamadan falan sallıyor da ona gidiyoruz yani. Ne var? Zoruna mı gitti? Allah Allah ya. Tamam be tamam, kızma, takılıyoruz. Bebekçik, bakıyorum da saçlar afili olmuş. Ne o? Patoyla mı buluşacaksın yoksa? Yo, bugün böyle olsun istedim. Bak sen şu printere. Durduk yere böyle süslenmezsin oğlum sen. Kendim için yaptım ya. Bakımlı olmak kötü bir şey mi ya? İnsan önce kendi için güzel görmeli kardeşim. Oynama. Oy. Başımıza metroseksüel mi alacaksın la? Sen bunlara bakma uşağım. Güzel olmuş. Ben daha böyle şöyle süreyim diyorum. Daha havalı olur. Tabii tabii. Sür. Hatta üstüne de böyle kepi tak. Saçların daha hızlı dökülsün. Ne demek ula daha hızlı dökülsün? Benim saçlarım kazık gibidir namussuzum. Arada birkaç tane dökülüyor ama onlar da nazar boncuğudur da. Vallahi konusu açıldığı için şimdi söylüyorum kesinlikle. Senin şu önler sanki biraz açılıyor gibi be Cemal. Baksana abicim. Hangi önler ula? Bak şuraları bir tuhaf yani. Aa. Evet ya. Oğlum bu benim dedik. Şşt, dur bakayım, dur. Bak. Baya baya dökülüyor. Ara, sende saç kırın olmasın lan. Evet. Oğlum Cemal. İnanmıyorsan git aynaya bak oğlum. Aa. Nerede ola ayna? Of, yazık ya. Eyvah. Bugünün bakara konusu da belli oldu. Yürü Cemal, yürü. Hadi hızlı. Kıpırdama. Gıdıklanıyorum, ne yapayım? Sargı bezi. Sargı bezi. Teşekkürler Vedat. Rica ederim. Başka bir arzunuz hemşire hanım? Neşter falan. Terinizi sileyim. Gerek yok Vedat. Siz bu parmak nasıl oldu onu anlatın. Şimdi ben esasında... Pek mühim değil, ben anlatayım. Şimdi, bugün atış yapıyorduk. Ben karavanasız atışlarımı bitirdikten sonra... silahımı Tosun'a uzattım. Bu yavrucak zahir taşıyamadı. Düşürdü, parmağını zedeledi. Öyle mi olmuştu? İyileşeceksin. Sen yaralısın yavrum, konuşma, dinlen. Hatırlamıyorsun paşam, öyle oldu. Alev Hanım. Bakın. Hastamız... tifus baş parmakus diye tabir ettiğimiz... ayak kısmını aldığı bir darbe sonucu... geçici bir hafıza kaybına maruz kaldı. Bu şu demek oluyor. Önümüzdeki 48 saat içinde... böyle artçı gidip gelmeler görülebilir. Bu konuda dikkatli olmanızı salık veririm. İyi bir sıhhiye eri olduğum kadar keskin de bir nişancıyımdır. İçim rahat o zaman. Gece Tosun'un pansumanını sen yaparsın. İlacımı da vermeyi unutmasın ha. Tabii. Rahatsız etmiyorum ya. Kardeş, senin neyin vardı? Hiç. Öyle bir uğrayayım demiştim. İyi. Gel bakalım. Hani geçen sen nizamiye çalmıştın ya. İadeyi ziyaret olsun diye. Pansumanımı terliksi yapmasa olur mu? Durduk yerde parmağımdan olmayayım şimdi. Zaten kapıyı ayağımın üstüne kapattı. Ay! Çok meraklıydım ben de seni toynaklarına. Şaşkın. Tamam ben yaparım. Nedir şikayetin? Ya bak. Hazır çalmışken ben bir aspirin alayım. Ateş düşürücü filan. Tabii, Vedat versin. Ha, güzel öksürük şurubum var. Yarım kilo vereyim isterseniz. Bir de yanına şöyle bir şişe kallavi tendir diyot. Tadından yiyemez. Hadi Allah versin, hadi. Gerçekten senin derdin ne Cemal? Alev Hanım, bir şey soracağım size. Bir arkadaşımın bir derdi var. Önemli bir şey değildir inşallah. Neymiş? İnşallah Alev hemşire. Şimdi benim bu arkadaşımın saçları biraz dökülüyor.
Kabak olmasın o? Yok, öyle değil. Ya birazcık dökülü işte. Bana sordu da, yani başkalarına sormaya çekin iyi. Ben de size sorayım dedim. Böyle kelleye iyi gelecek bir şey var mıdır size? İlaç, melhem falan. Aslında dermatoloğa gitsen, yani arkadaşın gitse daha iyi olur. Ama madem az dökülüyormuş bir şey yoktur. He. Ama yine de dermatoloğa gitsin. Evet evet. En iyisi arkadaşın bir loka gitsin. Arkadaşına söyle, kelliye yavaş yavaş alışsın. Şimdi bu böyle iki telle başlar. Vallahi bir gecede kepkel olursun vallahi. Aman Allah korusun. Dağlara taşlara. Ya aslında takmasın kafasına. Şimdi kadınlar biliyor musun? Kel erkekleri çekici bulur. Bakayım sen ne durumdasın? Ula dokunma kebime. Ula nefte ciddi. Paşam, devletlüm, ne yapıyorsunuz? Karşılama erkanını mı bekliyorsunuz? Sizi bekliyorum. Ayağım çok acıyor. Beni taşıyıvereceksiniz. Oldu canım. Tatlılardan ne alırsın? Elimi sürmem, emekle. Unutmadım içeride yaptığını. Ben de yürürüm o zaman. Ayağım. Taşıyalım be terliksi. Acıymış bak. Götürelim koğuşa kadar. Bakma öyle melül. Karar mı etkiliyorsun? Ya hadi yürü. Oh be, pek de rahatmış. Kafamı bozma, atarım aşağı. He, ben de atarım ha. Çok acıyor. Ulan numara yapma be. Vallahi acıyor lan çavuş. Ben mi dedim sana? Kapının arasına ayağını koy diye. Allah. Ulan rezil olduk kıza ya. Tam da tava gelmişti. Gelsene olacaktı ki. Ferit sana bırakmaz alev hemşireyi. Ferit de mi yazıyor alevime? Bütün gün peşinde. Bir kızı bin kişi üstler, bir kişi alır. Cesedimi çiğnemesi lazım. Çok pis hedef şaşırtırım. Hain! Terluksu hayvanat! Vicdansız! Şurasını çay ocağı ve kantin için ayırdık komutanım. Tuvalet yok mu? Var komutanım. Şurası. Heh. Hatta ziyaretçilerin kullanımı daha rahat olsun diye bay ve bayan girişlerini iki ayrı yerden yaptık. Güzel. Güzel olmuş. Ödenek çıkar çıkmaz başlayalım Levent. Soğuklar bastırmadan tamamlansın. Emredersiniz komutanım. Tatbikatla ilgili hazırlıklar ne alemde Levent? Birkaç küçük eksik haricinde hazırız komutanım. İyi, bir hafta kaldı. Nasıl heyecanlanıyorum bilemezsin. Komutanım, Çiğdem Üste hemen tatbikata kadar döner değil mi? Onun yokluğunda doktor sorunu yaşayabiliriz de ondan... Döner sanıyorum. Ne kadar sürecek bu kurs komutanım? 2 hafta sanırım. Uzak bir yere mi gitti komutanım? Yani dönüşünü hesaplamaya çalışıyorum da ondan... Ankara, Gata'dalar. Anlıyorum. Peki, giderken sana hiç bilgi vermedi mi? Görüşemedik komutanım. Neyse, merak etme, döner yakında. Yok komutanım, niye merak edeceğim? Yani benimle ne ilgisi var? Sonuçta... Tatbikat için demiştim Levent. Tabii, tatbikat komutanım. Yani tatbikat da burada olursa iyi olur gerçekten. Efendim, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Demek sen bilmiyordun benim fal baktığımı. Aşk olsun. Aa, tövbe, Allah var yukarıda. Annem, prof, cinli saniye diye nam salmış. Çok iyi bakardı kendileri. Sen de ondan mı öğrendin? Tabii. Annemin bütün altın günlerine aktif üye olarak katılırdım. Protokolden. Hadi hadi çabuk içiyorsun. Falın iyi çıkıyor. Öyle mi olurmuş, hiç duymadım. Tabii ya. Hatta fondip yapılabiliyorsa en makbulü. Ya, öyle diyorlar ama bence niyet önemli. Şşt, başkası bilmez bu incelikleri kız. Neyse ben alayım onu. Şimdi. Neyse halin çıksın falin. Dilek ile. Bulaşık olsun.
Çabuk soğuyor. Aa, ne yaptın? Terviz kurumadı daha. Heyt! Veledi zilli, veledi sübyan. Cinli saniyenin olduğundan daha mı bileceksin? Her şey bir haddi hududu, bir şekli şemali var ya. Hay Allah. Ne gördün söylesene, kötü bir şey mi? Şimdi efendim, böyle bir mahlukat var. Hayvan aleminden. Deve gibi. Zürafa da olabilir. Bakın şurada boynu var, böyle böyle çıkıyor. Belki de zürafa değil. Gerçi başka bir şeye yormak üzereyim ama yeri değil. Hay Allah, pek falda çıkmaz ama sanki fallik bir figür. Şimdi ben bunu söylerim. Böyle aramızda kızmaca, darılmaca, üzülmece yok. Ben görüyorum. Sen benim kardeşimsin. Fallik bir figür. Ama bereketi temsil ediyor. Biz en iyisi bildiklerimizden başlayalım efendim. Şimdi ne diyorduk? Efendim haneye ay doğuyor. Ne bileyim 3-5 vakte kadar bir miktar para akıyor. İşte uzaktan haber var. Bir de işte şey hani için kararmış. Bunları bir kenara atıyoruz. İşte fal açıldı. Biri var. Bir adam. Çok affedersin. Böyle mabadını sana dönmüş. Böyle bıyık altından gülüyor. Buyur bak. Çakmak çakmak. Yani burada mabat hani sırt çevirmeye ben görüyorum öyle. Ama şu fallik figürden anladığımız gibi kalbi sende. Kabarmış içi böyle. İçi içine sığmıyor. Ya kavuşuyor muyuz peki? Tabii canım tabii. Hem de nasıl acayip kavuşuyorsunuz. Bak kız. Bak vallahi billahi yalan söylemiyorum. Bak ellerinle bir şey yediriyorsun çocuğa. Aa. Ya ne yediriyorum? Kek. Üzümlü kek yediriyorsun. Hatta birileri de var. Bak. Çok getirmişsin. Orada birileri de var. Biri çok yiyor. Bak şişman ulan. Bak. Oğlan keki yiyince süt limon 180 derece dönüyor. Sana dönüyor. Kalbine giden yol midesinden geçiyor. Gerçi burada mide çıkmamış ama. Ay nasıl yakışıklı mı? Allah için yakışıklı. Kasları da çıkmış. Bak telve kabarmış. Kasa delalettir. Hay Allah. Kim bu acaba? Ah, üniforma giymiş. Bak polis mi desem, jandarma mı, zabıta mı? Ne desem daha artık? Bak şapka giymiş selam veriyor. Ferit bu. Biliyordum. Onun da benden hoşlandığına eminim. Tepeme çıksaydın bari. Hadi yavrum hemen çabuk gidiyorsun, yıkıyorsun. Hemen fincanı yıkayıp anneme kek yaptıracağım. Üzümü bol olsun. Tamam. Oğlum Ferit. Yandın oğlum, yandın. Gel. Şişt, dikkat et uyanmasın. Oho, müjdeyle yaylada koşuyorlardır şimdi bunlar. Ne uyanması oğlum ya? Ulan adamdaki rahatlığa bak. Nizamiye'de uyuyor yani. Hadi abi dök sen. Dur yavaş yavaş. Oğlum bunlar ne hepsi farklı renkte? Ne yapayım? Berberde bunlar vardı. Ne yapıyorsunuz uşaklar? Hiç. Hiç ziyaretime gelmiyorsunuz falan diyordun ya. Ya geldik işte. He. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Aa Kemal. Bunlar ne böyle? Aa, ciddi ciddi dökülüyor adamın saçları ya. Ulan oğlu uşaklar. Kafama saç kalmamış namussuzum. Yok o kadar değil ama. Aa. Ama ne? Gerçeği söyleyeyim bana. Ya ama baksana. Ya bunlar bayağı dökülmüş be Cemal. Hay Allah. Hay Allah. Bunlar bazıları kibircüktür. Bunlar da siyah. Allah. Ne cahil adamsın sen ya. Dökülen saçlar kıvırcıklaşıp kararıyor bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niye ki? Lan oğlum ölüyorlar ya. Onlar da can. Öyle değil mi Ferit? Tabii.
Ölüyorlar. Canları çekilince kararıyor oğlum bunlar. Yazık günah. Peki ya kirmizular? Ya onlar da dökülünce bak utancından böyle kızarmış. Uy canlarım benim. Allah rahmet eylesin. Ben ne diyeceğim şimdi uşaklar? Aslında bir çaresi var ama. Söyleyin hemen yapacağım. Bu poz nasıl? Bozma bozma. Çekiyorum. Teşekkürler. Bir tane daha. Şahane oldu. Son bir tane. Fıstık fıstık. Aman bozma. Nasıl modellik yaptım ama? Güzel çıktı mı? Güzel çıkardı da. Eğer içinde film olsaydı. Yok muydu? E boşuna mı şeberdik orada o kadar yani? Yo ben bayağı eğlendim. Arkadaşlarımızın devam etmesine çok seviniyorum. Ben arkadaşlığımızı bozacak bir şey olduğunu bile hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun? Bilmem onu da unuttum Mehmet. Valla. Ferit nerede? Bulamıyorum. Bilmiyorum. Of. Bunu taşımaktan kollarım koptu vallahi. Bulmam lazım. Fatih'e sorar mısın Mehmet? Bisküsüzle. Hala akıllanmamış bu. Mehmet söyle, ben Ferit'i görmedim. Atışmak gibi olmasın ama nereye gider bu? Muzaffer Albay falan mı çağırıyor? Konu ne? Ferit ve benimle ilgili konu. Sen uslanma bakalım. Hala üzerine gidiyorsun. Ne yapacaksın Ferit'i? Bu defa başka. Üstüne gitmemeye karar vermiştim ama... Falda bile Ferit çıktı. Yapmak zorundayım. Ne falı Suzi ya? Ne yapıyorsun? Ben Ferit'e ellerimle kek yapıyorum. Ferit o anda bana aşık oluyor. Falda aynen böyle çıktı. Kim dedi? Vedat. Çok iyi bakıyor gerçekten. Siz de baktırın. Suzi ya. Terlikli Vedat'ın söylediklerine ne inanıyorsun ya? Ben adamın adının Vedat olduğundan bile şüpheliyim. Of yeter. Bir kişi de iyi bir şey söylesin. Ya. Ya bu Vedat sonunda benden dayak yiyecek valla. Uy canlarım benim. Korkmayın. Dökülüp de kararmayacaksınız. Kurtaracağım sizi. Ula şu hastalık ne kötü bir şey ya. Nelere katlanıyoruz. Dur. Ne yapıyorsun? Ben? Hiç. O elindekiler Ferit'le Seyfi'nin verdiği formül mü? Ula sen nereden biliyorsun? Seni ot yularken gördüm oradan biliyorum. Bak sakın kimseye anlatmıyorsun ha. Ya tamam anlatmam da sana bir şey diyeyim mi? O formül işe yaramaz. Boş ver sen onu. Ula niye? Testlerle kanıtlanmamış. Üstelik Neşe'nin kepek sorununa da iyi gelmedi. Hala kepekli. Saçları da dökülüyor. Ya. Neşe çiğim ula. Ya sen yıka şu ellerini. Bak. Ben sana formülün kralını getirdim. O nedir ola? Dadam daradadam yumurta. Zeytinyağı. Ve son olarak da ketçap. Ula Çavuş bir laki mi yapacaksın sopar? Abi hiç mi duymadın Cemal Çavuş? Yani kızlar da böyle yumurta falan sürerler saçlarda. Çok iyi gelir. Daha bak emin misin? Ya eminim eminim sen şöyle bir dön. Eğil eğil kendini bana bırak rahatla. A bismillah. Oo çavuşum süper. Şimdiden etkisini gösterdi. Ne yapıyorsun sen böyle? Kek yiyorum. Suzi getirdi. Kek niyetine Suzi yiyorsun yani. Duydun değil mi? Vallahi yaptım yine yaramaz bu Fatoğlu. Ay çok komik değil mi Vedat? Çok komikti vallahi kaçırdım. Ha kek ister misin? Süper olmuş süper. Hala dalgasındasın. Ya sen ne halt ettiğini farkında mısın? Neler yapmışım yine hiç haberim yok vallahi. Ya Suzi'nin duygularıyla oynayıp eğleniyorsun. Oynamıyorum vallahi. Ben gördüğümü söylüyorum. Falda çıktı. Aynen böyle tabak gibi çıktı. Dua etsin her şeyi söylemedim.
Ya bu ne düşüncesizlik ya? Fal bakıp Ferit'i çıkarmalar falan. Ya her şeyle dalga geçebileceğini mi sanıyorsun sen? Ne var canım, fena mı oldu? Bütün bölük kek yedik. Ya Suzi umutsuz vaka Vedat. Ya Ferit'le ilgili her şeyi ciddiye alıyor. Ya sen de kızla dalga geçiyorsun. Sonra Suzi'nin kalbi gerçekten kırılıyor. Tamam. Tamam canım, pişman oldum. Taş kalpli, duygusuz bir hayvanda değiliz yani. Suzi ile uğraşma, tamam mı? Tamam canım, uğraşma. Sana da fal bakayım mı? Ha, ister misin? Tam hey heylerim tam üstünde. Tam günümdeyim yani. Serserisin sen be. Öyleyim, ne yapayım? Anam! Bu ne la? İnsan değil la bu. Mehmet baksana bir. Bak bak, Allah aşkına bak ya, şuna bak ya. Sinyor, hadi. Şşt! Küs müyüz hala? Arzotti. Ya küslük çocuk işi babacan. Oğlum ben gönül koymam kimseye. Ama kalbim kırıldı tabii. Yapma be Hamza. O kargaşa da oluverdi işte. Uzatmayacağız değil mi? Oğlum oluverdi de... Sonra fırçayı ben yedim Aztek'ten ya. Bir de ceza verdi. 100 kere bir daha defterimi yırtmayacağım diye yazdırdı. Defter bitti. Yapma ya. Bayağı coştu yani. Ya coşmak ne kelime ya. Bir de üstüne tek ayak üstünde bekletti. Allah'tan ara ara ayağı değiştirdim de fazla sarsmadı beni. Al işte. Bu senin. Kusurumuza bakma tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalın kapaklı. Spiralli. Üstelik harita metodu oğlum bu. Hayır hayır, alamam. Bu çok fazla bana. Ya manyak mısın? Alsana abi, sana aldık. Hay Allah ya. Eyvallah be. Oğlum ikinci el bir şey alsaydınız bari be. Kim bilir kaç para vermişsinizdir ha. Şşş, beyler geliyor. O ne lan? Şşş, gülmeyin oğlum, çakar. Bu ne la? Havuzdan mı çıktın tatlı su balığı? Duşa girdim de saçlarım ıslanmasın diye. Fölçek falan uğraşamam şimdi. Çekinli. Bakayım bir. Yaptın mı? Yaptım vallahi. Bu iyiliği nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum tosunu. Önemli değil. Yalnız başın aşağıda yatman gerekiyor. Ancak öyle etkili olur. Öyle yatılır mı ula? Vallahi abi ben bilmem. Bizim köyün koca karısı öyle dedi. Oğlum kafaya alıyorlar seni. Uyma şunlara be. Ula ne kafaya alması? Yok öyle bir şey. Duyan da saçım dökülüğü, ben de milletten koca karı ilacı alıyorum zannedecek. Ya şu lafı edebiliyorsun. Bir de bunu takıyorsun. Ya ne halin varsa gör be. Aman be. 40 yılın başı eğleniyoruz. İlla bir çomak sokacaksınız ha. Vedatçığım. Bak sen bugünlerde çok eğlendin zaten bakıyorum. Aa, üstüme iyilik sağlık. O ne demek şimdi? Vallahi ben bilmem. Bastığın yara dikkat et sadece. Hamza, çıkart ağzındaki baklayı. Yok. Ferit diyor oğlum, Ferit. Eğer famal ayağını Suzi üzerine saldın duyarsa... Oo, aman diyeyim, Allah korusun vallahi. Oğlum derini yüzer, meşin top yapar senden. Pat pat pat. Bizden söylemesi. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Ne olmuş, bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır komutanım ama acil bir durum olduğu kesin. Kim var içeride? Alay komutanımız taburlara tek tek briefing veriyor. Bize en son alacaklarmış komutanım. Gelin arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Tahir Yüzbaşı size durumu açıklayacak. Arkadaşlar, tatbikat bir hafta erken alındı. Aslında tatbikattan çok bir teyakkuz durumu diyebiliriz. Bugün akşam saatlerinde Ege'de yaşanan bir sıcak temas neticesinde alındı bu karar. Anlayacağınız, her türlü duruma hazırlıklı olduğumuzu... Bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor.
Komutanım izninizle. Söyle Levent. Bize bildirilen tatbikat yönergeleri geçerli mi? Yoksa bu duruma uygun yeni bir harekat planı mı uygulanacak? Şu anda bir değişiklik yok. Bizim alay önceden belirlenen mevkilerde konuşlanacak. Levent Hüseyin'im, sizin bölüm mevzilenince tepede belliydi zaten. Evet komutanım. Lojistik olarak hazır olduğumuzu söyleyemem. Ama harekat planlarımızı hazırladık. Ne zaman yola çıkıyoruz komutanım? Sabaha karşı hareket edeceksiniz. Yani hazırlanmak için 4 saatiniz var. Komutanım peki ya doktor? Evet komutanım. Çiğdem Üsteğmen yok, ne yapacağız? O konuyu düşündük Levent. Bu kadar kısıtlı zamanda doktor bulamadık. Ama yarın Alev hemşire size katılacak. Alev hemşire mi? İyi ama o sivil. Yani tatbikatta... Kaygını anlıyorum Ahmet Başçavuş ama şu anda yapılacak başka bir şey yok. Bari üzerine kamuflaj falan giysin komutanım. O kıyafet de çok tuhaf olur. Sonuçta tatbikata gidiyoruz. Merak etme Levent. Kamuflaj giyecek. Levent, sabah seninle Kırmızı Kuvvetlerin komuta merkezinde buluşacağız. Herkese başarılar dilerim. Sağ olun komutanım. Yakışıklı asker. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Arkadaşlar kalkın, bölüm komutanı geldi. Kalkın arkadaşlar, kalkın. Saat daha iki ya. Ne oluyor böyle? Kalkın! Kesin bir şey oldu abi. Hayırdır inşallah be. Arkadaşlar, heyecanlanacak bir şey yok. Yeni gelen bir emirle planlı tatbikata katılmak üzere bu sabah saat 5'te hareket edeceğiz. Vaktimiz kısıtlı. Bu yüzden Kerim Asteğmen'in ve Ahmet Başçavuş'un emirlerine harfiyen uyacaksınız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Emredersiniz komutanım. Asteğmen'im, sen benimle gel. Emredersiniz komutanım. Neler oluyor komutanım? Bölük komutanı anlattı ya Mehmet. Arkadaşlar, görev süremiz belli değil. Bu yüzden yanınıza yedek iç çamaşırı ve temiz çorap almayı unutmayın. Herkesin yarım saat içinde kişisel bakımını yapıp mühimmat deposunun önünde toplanmasını istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor oğlum böyle? Ters giden bir şeyler var babacanlar. Sizi işkillendirmeyeyim ama ben kaç tatbikat gördüm. Böyle apar topar götürmezler kimseyi. Ana! Savaş mı çıktı yoksa? Allah! Süper olur ha! Saçmalama be. Oyun mu sanıyorsun? Niye la? Macera var işte. Hey! Film seti sandın herhalde sen. Gerçek oğlum gerçek. Koş git terze kalk kedide. Ya inşallah dedikleri gibi tatbikattır beyler. Kötü şeyler düşünmeyelim. Hey! Ne olur ne olmaz be, bir anamı arayayım. Hadi bakalım, hadi beyler, hadi hazırlanın. Hadi bakalım. Hadi hadi, bir şey yok, bir şey yok, hadi. Arıza abi. Savaşa mı gidiyoruz be abi? Yok be babacan. Nereden çıkarıyorsun savaş mavaş? Allah korusun. Ya canım abim. Sen dedin ya böyle tatbikat olmaz diye. Ay dilime eşek arası sokaydı. Oğlum siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz ya? Arızayım ben işte. Kafadan çatlak. Ula gerçek vermi dağıtmadılar zaten. Yüklediğimiz onca malzeme neydi abi peki? Ağır silahları bile aldık abi. Abi alacağız tabii, tatbikata gidiyoruz ya. Su tabancasıyla mı gideceğiz? Doğru. Ama yine de yüreğim pır pır ediyor valla. Ya yaradana karışılmaz ama daha çok genciz be abi. Terliksiye postal giydirmişler. Kötü bir şey olmasın lan Vedat? Evet arkadaşlar. Size fark ettirmemeye çalıştım ama durum bu. Abi tamam. Buna da postal giydirdilerse kesin savaşa gidiyoruz be ya. Beyler yeter. Gidiyorsak gidiyoruz. Türk askeriyiz biz. Bizim görevimiz bu. Ne bu böyle ya? Helal be Ferit. Vallahi nadiren de olsa bazen doğru laflar ediyorsun ha. Hadi babacanlar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bu ses ne böyle? Bizimkiler marş söylüyor. Ya şey, hani böyle teyakkuz filan dediler ya. Önemli bir şey değildir değil mi? Bilemem komutanım. Askeriz biz. Öl derlerse öleceğiz. Dön derlerse geri döneceğiz. E tabi. Ona sıkılmıyorum ben de. Aslında biliyorsunuz benim asıl mesleğim, yani sizin gibi asker değilim. Yanlış bir şey yapar mıyım diye. Yapar mıyım? Aman komutanım. Allah göstermesin. Savaş söz konusu olunca bu ülkenin her evladı tepeden tırnağa birer askerdir. Sizin de kahramanca görevinizi yapacağınıza adım gibi eminim. Değil mi komutanım? Aynen öyle başçavuşum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İnsan arkadaşının değerini ancak kaybedince anlıyormuş. Diyorum ki kendi kendime, gidip özür dilesem, hata yapmışım desem, acaba affeder mi? Affeder belki. Ama aynı hatayı durmadan yapmana katlanamaz bence. Haklı galiba. Aklın başına geldi mi? Yok. Hala bir karış havada galiba. Beni affettin mi? Seni affettim. Ama Vedat'a hala kızgınım. Boş ver, suç bende. Vedat'ı ciddiye aldım. Ama elime bir geçirirsen fena olacak. Sahi bugün hiç ortada yoklar. Neredeler? Bilmiyor musun? Tatbikata gittiler. Hani haftaya gideceklerdi? Bir anda tarih değişmiş. Sabah babam apar topar çıktı. Ciddi bir şey mi var acaba? Bilmiyorum ama babam çıkarken beni iki kez öptü. Hay Allah ya. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Olsa Vedat'ın falını çıkardı değil mi? Tabii tabii kesin çıkardı. Değişiklik var mı komutanım? Var. Levent'in bölüğü dışında bizim bütün alayı tabur tabur bölüp farklı mevkilere kaydırıyorlar. Siz bizimle mi kalacaksınız komutanım? Tahir'le ikimizi hakem heyetine aldılar Levent. Levent Hüseyin'in yeri değişti mi komutanım? Hayır. Aynı mevki. Yalnız karşılaşacağınız mavi kuvvetler değişmiş. Komandolar. Bizim için fark etmez komutanım. Düşman kuvvetlerde olduğumuza göre nasılsa sonuçta yenilen biz olacağız. Kafkas bitmiyor ya. Daha ne kadar kalacağız böyle be ya? Bu ne ya? İnsaf be. Hadi savaşı anlarım. Topraklı bayraklı tamam ama. Tamam çavuşu bırakalım. Bu amelilik lan. Hadi be lan hadi ya. Hadi be. Oho. Elinden çok çenen çalışıyor yani. Nankör çavuş. O kadar çukuru kim kazdı ha? Nankör. Biz. Kaç kere bahane uydurup tepeye gittim be. Ya. Ne yapsaydım? Arkadaşlarımı kaderlerine mi terk etseydim? Sığıyı yereyim ben. Çağrılınca gitmek zorundayım arkadaş. Hadi lan oradan. Kaytarmak için bahane arıyorum demiyor da. Bu ne lan? Çiçek, teras oğlum. Süperli teras. Böyle düşman gelince böyle diye şaşıracak. Biz çiçek veririz, bomba değil. Tam arızasın ya. Düşmanı çiçekle karşılayacağız çavucuk. Ula sen ne ediyorsun oraya? Buralar benim memleketim oğlum. Trakya toprağı kokuyor vallahi. Tamam. Biz çatıyı bitirdik. Mezar da tamamsa
yatıralım içine. Aman be. Hadi hadi bir el verin bakalım. Tutun bakalım. Tut. Yürü yürü. Tut 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 tut. Şişt, ne oluyor gel lan? Gel Vedat'cığım. Vedat. Uyuyor. Her kişinin yedine. Terlikçiyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdi. Yapmayın abi. Klostrofobi mi azdı lan? Avcı boy çukuru. Heyenam be. İsme bak ya. İyi ki çukuru sana göre kazmadık. Yoksa yanmıştık yani. Niye be? Ula sen tek başına tıkarsın ha bu çukuru. Oğlum zaten sen karavanacısın. Senin çukurla falan ne işin olur? Oynamıyorum lan ben. Bıktım artık size her öğün karavana yetiştirmekten ya. Ben de savaşacağım abi. Benim de canım var. Bana ne? Jumbo'ya dar gelmeyecek çukuru kimler kazsın? Sokalım gel seni kazana desek sığmazsın. Bitti mi avcı boy çukurları beyler? Yani az kaldı bitiyor komutanım. Hadi çabuk tutun elinizi. Birazdan içtimaya çıkacaksınız. Komutanım. Ne var kartopu? Tezkide bir şey yok değil mi komutanım? Yok be oğlum. Amma korkak adamlar mısınız be? Ya kendim için sormuyorum komutanım. Yani bizim kasaba buraya çok yakın da. Adam giller için. Yok bir şey yok. Siz burada görevinizi layığıyla yaparsanız aileleriniz için endişelenmenize hiç gerek kalmaz. Sağ olun komutanım. Komutanım. Siper çiçeği. İlla yapacak bir saçmalık bulacaksın değil mi? Hatta. İstimaya geç kalmayın. Emredersiniz komutanım. Hadi. İstimaya geç kalmayın. Oğlum çok korkuyorum. Lan başımıza bir şey gelecek diye. Lan. Şşş. Terliksin içtimada bekliyoruz. Hadi bakayım geç kalmayın. Alo. Ya abi. Ne oluyor lan? Art grubu var ya. Bulur mu ya? Dikkat. Karargah destek bölüğü. Bir subay, bir az subay, 43 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tüfek çıkar. Rahat. Beni rahatla dinleyin. Biliyorsunuz, tatbikatlar savaş şartlarına göre planlanır ve uygulanırlar. Bizim bu tatbikat içindeki görevimiz bu tepeyi mavi kuvvetlere karşı korumaktır. Ancak sonuçta mavi dost kuvvetler bu tepeyi ele geçirecekler. Ya yine mi ya? Şaka be oğlum be Maz. Kesin mırıldanmayı! Bir şey soracak olan varsa sorsun. Ferit Tekin İstanbul. Tamam tamam Ferit. Burada tekmil vermene gerek yok. Sor. Komutanım eğer sonunda yenileceksek biraz adaletsiz olmuyor mu? Tatbikatlar muharebede ordumuzun lojistik, muhabere ve hareket kabiliyetini sınamak için yapılır. Önemli olan bizim gerçek bir savaşmış gibi hazır beklememiz. Oyun yani. Yeterince açık anlatamadım galiba Hamza. Yok komutanım anladım. Ciddi ciddi oyun. İyi o zaman. Saat 13 itibariyle tatbikat başlıyor. Tepeyi ele geçirecek komando birliğinin ne zaman ve ne şekilde saldıracakları bildirilmedi. Bu yüzden hepinizin her an tetikte olmasını istiyorum. Tamam yenileceğiz. Ama en azından asker gibi yenilelim. Emredersiniz komutanım! Konserve mi yiyeceğiz abi biz hep böyle ya? Abicim bari spagetti falan getirselerdi yani. Beğenmediysen ben yerim. Ben de yiyeceğim. Ot mu yiyeceğim yani burada? Oğlum biraz az ye işte be. Periz yap biraz. Yiyerek zayıflıyorlar resmen. Sen bana mı laf yetiştiriyorsun la? Sen beni Tosun'la karıştırdın galiba ha. Niye benimle karıştırıyormuş ki Arıza abi? Yok oğlum. Ben ortaokulu bitirdim valla. İşte buna gülerim. Ulan sonunda bana kayışı koparttıracaksınız ama neyse ha. Beyler. Bakın kim geliyor. Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş? Buyursunlar efendim. Allah artık ne verdiyse. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz Alev Hemşire. Kamuflaj çok yakışmış size vallahi. Teşekkür ederim Naci. Yılışmayın hemen beyler. Estağfurullah komutanım. Çantalara yardım edelim diye geldim. Tamam tamam ben hallederim. Efendim ne de olsa bizim hemşiremiz.
Nasıl bizim hemşiremiz? O ne demek öyle? Yani bizim bölüğün hemşiresi demek istedi komutanım. Hı. İyi. Şu çantayı da alın o zaman. Sıhhiye çadırına gidecek hepsi. Başlıyor. Geceyi sıhhiye çadırında mı geçireceksiniz? Evet Vedat. Hay Allah. Ben de orada kalayım o zaman. Ne de olsa ben sıhhiye eriyim. Aman ilaç kokar şimdi orası. İsterseniz benim çadırımda kalabilirsiniz. Teşekkür ederim beyler ama tek başıma kalmayı tercih ederim. Benim pansumanım vardı Alev hemşire. Oh. Tamam hele bir yerleşelim bakarız Naci. Buyurun. Buyurun. Yemiyor musun? Yiyorum, yiyorum. Hiç sulanma. Sadece şu saç dökülmesine sıkılıyorum. İnanamıyorum ya. Hem saçlarım dökülüyor diyorsun hem de konserve yiyorsun. Ulan ne alakası var konserveyle? Bu konserveler nasıl bu kadar uzun süre bozulmadan duruyor zannediyorsun? Teneke kutunun içindeler de ondan da. Yok ya. Saçmalama oğlum. İçine bir madde koyuyorlar şey diye. Tribuklesa çoran. Uy, o ne doğru la? Ya bir madde işte, taze tutuyor yemekleri. Ama saçları döküyor. Uydurma la, olur böyle şey. Lokantamız var oğlum, ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Yemem o zaman ben bunu. Yeme tabii, saçlarına yazık. Sen niye yiyorsun? Benim saçlarım dökülmüyor ki. Hay içine diyeyim. Abi bacakları uyuştu. Hep böyle oturacak mıyız burada, bir şeyler yapalım. Vallahi ben bir daha ayağa kalkabileceğimizi sanmıyorum ha. Peki ya tuvaletimiz gelirse ne yapacağız? Sus be abi. Tuvalet falan nereden çıktı şimdi? Aklıma getirme durduk yere. Ya başka şeylerden konuşalım o zaman. Aklımızdan gitsin. Keşke şimdi çarşıda olsaydık ha. Oo. Kebapçıya giderdik ne güzel. Vallahi ne güzel olurdu. Bir buçuk İskender yerdik. Allah. Kes. Oh. Etli. Şöyle eti bol, nefis tereyağlı. Tereyağı da ben koyuyorum. Cız. Al sana da cız. Çekil. Oh, sinek konuyor ya. Vallahi. Oh, yanında da ayran. Allah. Oh. Ya şimdi bırak onları da şeyde bahset. Ne yaptınız bu hafta sonu Fato'yla? Boş ver Fato'yu abi, nöbetteyiz şimdi. İyi be. Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor ha. Yok abi. Uyuyup kalacağız burada. Bir şeyler yapalım hadi. Biraz hareket etsek iyi olacak vallahi. Ne yapıyorsun be? Biraz bacaklarımızı açalım ya. Uf. Ne biçim uyuşmuşum. Aman ya. Tutulmuşum oğlum resmen. Yok abi. Bu böyle olmaz. Gel şuraya kadar koşup gelelim. Manyak mısın oğlum? Koşarsak dikkat çekeriz. O zaman posta yürüyüşü. İyi hadi bakalım. Bana bak printer. Yalnız konservesi de ona göre. Çekil bunlar. Bırak. Malar. Hamza. Baba bu olur mu? Eyvallah babacan sağ olasın. Lan buradan bile mektup yazıyorsun ha Lize. Ya ne bileyim be. Böyle yaşadığım her şeyi ne var ne yoksa içimden dökesim yazasım geliyor. Tamam işte. Aşk. Halk arasında buna aşk derler. Ne aşkı be? Oğlum sen nereden biliyorsun bakayım aşk meşk ha? Evet lan. İyi tamam. Sadece arkadaşsınız. Oğlum bölük komutanı yerinde mi? Devreye çıktı niye? Ya oğlum İngilizce yazmaya çalıştım ama hani bir kontrol etseydi tam çözemedik ki. Ver bana ben bakayım. Olmaz. Bölük komutanından başkasına okutmam. Ya kusura bakma, kişisel değil. İyi tamam canım, sen bilirsin Allah Allah. Ama bunca işin arasında sanmıyorum, bakamaz. Levent Üsteğmen baba adamdır. Ben masasına bırakırım. O bir ara okur, düşman yokken sakin. Kartal bir kartal, bölgenizdeyim. Tamam. Anlaşıldı tamam. Elim hasta emelim. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Kerim. Levent Üsteğmen yok mu? Ahmet Başçavuş'la beraber siperleri kontrole çıktılar komutanım. Dönünce bunu Levent Üsteğmen'e ver. Tatbikatla ilgili son durum. Emredersiniz komutanım. Hadi size kolay gelsin. Sizi yola kadar geçireyim komutanım. Tamam.
Buyurun gidelim komutanım. Hayırlı nöbetler. Sağ ol. Ben bir evrak bırakıp çıkacağım da. Buyur. Eyvallah. Alo. Evet, Alev hemşirenin telefonu. Kendisi yok şu anda. Hatırladım sizi. Her akşam Alev hemşireyi almaya geliyorsunuz değil mi? Hiç boşuna gelmeyin, tatbikattayız. Alev bu gece sizinle buluşamaz yani. Ferit, Levent Üsteğmen'in postasıyım. Siz kimsiniz? Ayrıca ne hakla hesap soruyorsunuz? Baştan söyleseniz de abisisiniz demek. Hayır, çok sevindim abisi olmanıza. Ya yani sevgilisi olmayıp abisi olmanıza. Ya yani Alev hemşirenin sevgilisi olmayıp direkt abisi olmanıza sevindim yani. Çok memnun oldum efendim. Yani hatta mısınız? Ben de size abi diyebilir miyim? Tabii söylerim aradığınızı, hoşçakalın. Abilerin güzeli. Postacı yürüyüşüymüş. Hadi bul bakalım yönünü şimdi. Ya Allah Allah. Dümdüz yürüdük burada. Nasıl kayboluruz be? Uyulduk oğlum biz. Dua et de Seyfi ya da Cemal devriye atıyor olsun ha. Ya yok be abi. Bir şey olmaz. Yani kim aşağı inip de mevziyi kontrol edecek ki? Zaten kutup yıldızını bulduk. Bu tamam. Ha bekleyelim burada akşama kadar değil mi? Ay iyi be. Yolumuzu bulalım, ben soracağım sana. Bu tarafa gel. Tamam. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Bu tarafa dedin. Ya yürü. Ya. Al işte al. Aslansın be Mehmet. Buldun sonunda. Küfrü yiyeceksin şimdi ha. Oğlum silahlar nerede lan? Uçmuş olamazlar değil mi? Bunları mı arıyorsunuz beyler? Eyvah. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tatbikat gazilerimizin durumu nasıl hemşire? 5 böcek ısırması, 1 arı sokması, 2 tane de siper kazarken arkadaşının başına kazmayla vurma vakası tespit ettim. İyi. Demek ki tatbikatı fazla zarar görmeden atlatacağız. Ama sen çok yorulacaksın. Evet ya, çok yoruldum. Bitse de artık alaya dönsek. Hemşire hanım, elimde bir yara var. Bakar mısınız acaba? Bir şey yok. Hayır, çok acıyor, lütfen. Tamam. Au! Gerçi benim için fark etmez ama senin her akşam çıkışta bekleyenim var tabii. Öyle. Merak etmişlerdir zaten. Kimsenin haberi yoktu. Yazık. Sevgilin ağaç olacak şimdi oralarda değil mi? Sorun çıkar mısın sonra? Dert değil, bekler. O kadar seviyor yani seni. Vay be. Ne sevgililer var. Adam aşkından kapılarda telef olacak desene. Öyle, çok seviyor. Sana ne? Kolum kocaman böcek ısırdı hemşire. Tabii canım. Bana ne? Sevgilin değil mi? Bekler. Geç. Komutanım, vallahi bacaklarımızı açmak için. Ben sizin bacaklarınızı tutup ayıracağım şimdi. Böyle bir durumun cezası neydi Ahmet Başçavuş'um? Söyle de arkadaşlar duysun. Nöbet yerlerini terk ettikleri için askeri mahkemeye çıkmaları gerekir komutanım. Askeri mahkeme mi? Askeri mahkeme tabii. Ne sandınız? Şu anda savaş durumundayız. Ve siz siperi terk ediyorsunuz. Oyun mu sanıyorsunuz bu işi? Salak herifler. Dua edin. Bugüne kadar ikinizin de hiçbir yanlışını görmedim. Bu yüzden size sadece 2'şer gün hücre hapsi veriyorum. Ayrıca 1 ay boyunca çarşılarınız iptal. Şimdi basın gidin, gözüme gözükmeyin bir daha. Emredersiniz komutanım.
Komutanım, siz yokken Tahir Yüzbaşı bir zarf getirdi. Masanın üzerindeki. Açık bu. Vallahi ben aldığım gibi koydum oraya komutanım. Bu tür gizli belgeler ortaya bırakılmaz Kerim. Aklında bulunsun. Emredersiniz komutanım. Havar Yumu. Bu ne be? İngilizce mi yazmışlar komutanım? Ahmet Başçavuş'un kod listesini getirsene. Emredersiniz komutanım. Hava kapıyor. İnşallah yağmur yağmaz. Rahmettir babacan be. Yaz. İyi ya. Yağsın valla. Etraf serinler biraz. Bütün börtü böcek çıkar dışarı. Nasıl? Oğlum yağmur yağdığı zaman dışarı çıkar ya böcekler, bilmiyor musun? He ya. Sadece böcek olsa iyi. Akrep, yılan, çıyan. Ne oluyor be? Ne oluyor lan? Oğlum yapmayın babacanlar. Uyanırım ben öyle şeylerden. Aman ya. Ne alem adamsın be Arıza abi? Oyun mu yapıyorsun bize? Başlarım şimdi Arıza abine lan. Uyanıyorum işte be. Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır, onlar da can ama ben o uçuşan böcekler kadar hayatımda acayip şey görmedim ya. Ne yapacağı belli değil. Diye dolanıyor, pıt diye bunu sokuyor. Ne diye? Pıt diye. Pıt diye. Ulan harbi de kafayı yedin ha. Bak ya, oradan bir şey girdi sırtına, bir şey girdi. Canım, ulan sabahtan beri ağaca yaslanarak oturuyorsun. Her tarafın böcek olması normal değil mi? Allah! Yakarım ulan burayı. Çekin tamam, buradan tamam, üstümle tamam, beni. Şaka şaka. Ulan, abi bir dur ulan, ya. Tamam. Gelme gitti, bizi ya. Gitti gitti. Ciddi. Şşş, kalmadı değil mi? He baksana. Kalmadı. Tamam kalmadı 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 ya. Şşş, babacanlar. Ben kalamam burada. Vallahi ben alaya dönüyorum. Sanırım Arıza abinin 15.000 bakımı geldi. Vay le. Allah Allah. Burada hiç böyle bir şey yok. Bir yanlışlık olmasın komutanım. Kerim. Vallahi ben bilmiyorum komutanım. Tahir Yüzbaşı getirdi, ben de aldım. Hamza Delipınar Ertuğrul, emret komutanım. Oğlum, size bağırmayın demedik mi? Dediniz komutanım. Allah. De, hani ben bir sert asker girişi. Teessüf ederim komutanım. Mektubu merkeze okutuyor musunuz ya? Mektup mu? Ne mektubu be? Benim mektubum. Al şunu, defol. Ne arıyor senin mektubun benim masamın üzerinde? Tahir Yüzbaşı'nın getirdiği zarf nerede Kerim? Bak sakın bayılayım deme Kerim. Emredersiniz komutanım. Ha, buldum komutanım. Rüzgardan yere uçmuş herhalde. Onca sene didin çalış, verdikleri yere bak ya. Komutanım, biz ilgilenelim isterseniz. Siz bugün çok yoruldunuz. Yorgunluk değil de başçavuşum. Yenilecek olmamız canımı çok sıkıyor. Benim de komutanım. Ama tatbikat, bize de bu görev düştü işte. Ya tatbikat bile olsa yenilmeyi hazmedemiyorum Ahmet. Ne yapayım, elimde değil. Postalları çıkarıyorum. Yadırgıyor ayaklarım. Şişti ya. Manyak mısın oğlum sen? Ya komandolar gelirse şimdi? Ama ne komandosu be? Bizim nöbette geleceklerini nereden biliyorsun? Ay Allah! Geldiler! Sus! Pardon sus. Beyler, görmedim ya. Geçerken çarptım galiba çatınıza. Allah'ım yarabbim. Ulan çatılar götürsün seni. Allah'ın körü. Tamam be, kusura bakmayın işte. Ne kusuru? Ödüm patladı diyorum sana. Gel bak, her yer öd oldu. Ya ben de ne onu yapayım diyecektim. Az bir şey ben de gireyim ya. Hayır. Girme. Zaten nasıl bir şey diye merak ediyorum. Ya işin yok mu oğlum senin? Hadi be çavuşum, ne olur. Ya olmaz Cumbocuğum. Ya bak ikimiz zor sığıyoruz zaten. Niye be? Bak burası geniş bayağı. Ya gelme diyorum. Bak dipçik diyeceğim şimdi ha. Bu ne be? Fok balığı gibi nasıl sızdı içeri? Ya, çık dışarı. Çık dışarı. Çık. 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 Allah Allah. Bak sığdık işte. Nasıl sığdık? Babacan, ufukta gelen giden var mı? Ne iş? Ufukta bir gemi. Aha. Bandırası belli mi? Belli. Nereli? Venedikli. Venedikli, Venedikli. Son saatlerim geldi. Ya oğlum saçmalıyor muyuz biz ya? Sence?
Sanki biraz olabilir, olasılık tabii. Ne fena. Ne fena? Şimdi şurada kocaman bir yılan çıksa, ısırsa... ...sana serum verecek kimse yok. Hı. Ne yani, göz göre göre ölmeme izin mi vereceksin? Öyle telefonumu açıp benden gizlersen başına daha çok şey gelir. Sen de aynen beni kandırmadın mı peki? Asıl sen kandırdın. Telefonumu gizli gizli açmışsın, bana söylemiyorsun. Yok ya, asıl yalancı olan sensin. Yok aşıkmışmışmış, yok beklermişmişmiş, aman yok çok seviyormuşmuşmuş. Sevgilin değil abimmiş işte. Ne var yani? Abim ya da sevgilim. Seni ilgilendirmez zaten. Şimdilik ilgilendirmez. Orası ayrı. Ama hakkındaki bütün gerçekleri öğrendim. Sen öylesen bakalım. Abimle konuştum. Biraz asabi bir çocuktu ama sen yine de selam söyle dedi Ferit'e. Abin bile anlamış ne kadar şahane bir insan olduğumu, sen hala... Neyse, yüzle de tanışırız bir gün. Abim de senin gibi sporcu. Tanıştırırım bir gün. Öyle mi? Futbol mu oynuyor? Yok. Ağır siklet, boks şampiyonu. Saçmalama. Tanışınca görürsün. Arkadaşlar, durum değişti. Son gelen mesaja göre mavi kuvvetler bu gece tepeyi ele geçirecekler. Hepiniz gözünüzü açık tutun. Emredersiniz komutanım. Akşam nöbeti olanlar istirahate devam etsinler. Arkadaşlar, dağılabilirsiniz. Kerim, yanına iki asker alıp ileri gözetleme mevzilerini kontrol et. Emredersiniz komutanım. Sen gel. Ferit, gel buraya. Emredin komutanım. Geç otur. Bu akşam sana özel bir görev vereceğim. Emredersiniz komutanım. Al bakalım Arıza abi. Eyvallah babacan. Lan bu ne ya? Yine mi barbunya be? Vallahi içeride 16 koli barbunya var. Neyse abi, idare edeceğiz artık. Barbun marbun. Öleceğiz değilce be. Yiyor musun Cemal? Yemiyorum. Yesene be çavuşum. Gece var ya, açlıkta ölürsün vallahi. Ver bakayım ver. Oğlum kantin de yok. Vallahi postalları kaynatıp yersin, söyleyeyim yani. Biliyorum çavuşum ama yiyemiyorum. Bu konserveler saç dökiymiş. O nereden çıktı lan? Vallahi öyle değiller. Nereden uyduruyorsun be? Durduk yere kıllandırma şimdi bizi. Ben anladım. Biz dünden beri dalga geçiyoruz ya onunla. Cemal de bizi kandırıyor aklı sıra. Dalga mı geçiyorsunuz? Çiminle. Boş ver şimdi sen onu. Harbiden saç mı döküyor lan bu? Taze kalsın diye içine bir şey koyuyorlarmış şav. Tribukletşot değil mi? Yazmıyor burada. Öyle değil miydi Gökhan? Onun gibi bir şey. Vay adi Gökhan, adamın yemeğini yemek için uydurdun değil mi? Ha? Sinsisin oğlum sen. Aç bırakacak zavallıyı be. Yiyeceksin, şişten patlayacaksın. Kusura bakmayın beyler ama bu yemek yetmiyor bana. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Ula sen şimdi yalan mı söyledin bana? Affet Cemal. Vallahi çok açtım. Ya konserveni yiyecektim ya da seni. Gel ulan. Yeter lan. Yeter lan. Anam. Kaç bu hocam. Gel buraya. Ulan gel. Ulan şu kosey var ya, gel buraya lan. Of. Oğlum aç şunu. Olmaz, teyakkuz halindeyiz. Yavaş bir nefes alalım. Oh be, dünya varmış. Ne gülüyorsun la? Nasıl kandırdık seni ama? Terbiyesiz adamlarsınız oğlum siz. Bir de gülüyorsun. Pis adam. Pis adam mı? Senin yüzünden genç yaşta saçım beyazladı. Ne çabuk unuttun. Bence çok güzel olmuştu. Keşke sonrasında başka renge boyasaydık. Vallahi ne renge? Sarı ister misin mesela? Kızıl olsa? Yok ya. Pek bir ***'ma gibi olursun. Niye öyle diyorsun ki? Kızıl saç moda şimdi. İyi ama ula
Sen esmersin, sana gitmez ki. Ula gökten ip yağıyım. Hayırdır inşallah. Beyler, muhabbetinizi biliyoruz, kusura bakmayın ama azıcık sobelendiniz. Çanak çomlek patladı, sayılmaz. Ha. Nereden buldun da soktun eline kıymığı? Manyak mısın? Orman burası. Her yer kıymık abi. Hemen de laf iniştir. Dil pabuç kadar. Ya ben olmasam yanınızda? Yüzüme bak. Eller ha? Yukarı. Bir saniye şu bitsin. Soyun geçse diye yat. Eller yukarı dedim. Yo kardeşim, ben sıhhiyeciyim. Efendim, Cenevre savaş şeyine göre... Evet. Sıhhiyecilere dokunmak yasak. Yasak. Oynamam yoksa ya. Sakın kıpırdama. Ya ne oluyor ya? Oo! Çıtır 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 çıtır. Uyutmadınız vallahi. Kim soğukacaklarını kıracağım be? Hop! Hangimizin bacaklarını kıracaksın? Yok babacanlar. Ya ben bizimkiler sandım. Size der miyim öyle şey? Kinayeli bir laftır işte çıtır. Komando. Ya aferin, tamam kazandınız da şunu bir çekme ya. Ne güzel uyuyorduk yani. Bekle bekle bu saatte mi yani? Ya gidin yatın uyuyun ya. Oo babacanlar hep beraber ha. Komutan sen misin? Hayır. Levent Üsteğmen. Nerede peki bu Levent Üsteğmen? Çok kolay oldu. Herhalde bu rezaleti görmemek için saklandı. Sobelendiniz beyler. Üsteğmen'im benim. Çablak çömlek patladı. Çablak çömlek patladı. Ama bu kurallara aykırı. Mavi kuvvetler olarak bizim kazanmamız gerekiyordu. Biliyorum. Ama sizin için çok kolay olmasını istemedim. Siz Levent Üsteğmen değil misiniz? Fırtına Levent. Dikkat! Bakın komandolar, bu bizim komutanımız. Ne oldu? Zarımıza mı gitti?